Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OS2 videosuyla karşınızdayım. Gerçi gördüğünüz gibi bu saatten de çekebildim videoyu. Zagreb bana yenildiği için tabi haklı olarak ligden çıktı. Yarı final maçımızda arkadaşlar. Bakalım ne olmuş maçta. İlk maç 2-1 yenilmiştim. Bu arada Dinamo Zagreb'i tebrik ederim. Takımını göstereceğim. Benim takımımı da göstereceğim. Dinamo Zagreb'de maçımız arkadaşlar. Yarı final maçıydı. Cidden tebrik ederim Yiğit'i. Çok güzel takım kurdu. Güzel de gitti. Yani ben elenirim diye tahmin ederken işte bu gol hayata döndürdü. İlk maçı 2-1 yenilmeme rağmen. şurayı geçelim. Aslında güzel baskılı da bir oyun oldu. Yani iki takım da şey yaptı. Ben gol yerim diye umarken ya bir bir bitse ne bileyim. 2 bir bitse uzayacak. Hani bir sıfır bitmesi tamamen benim avantajım. Şurada Suso mesela attı dedim herhalde. Bir sıfır bitti. Bakın görüyorsunuz burada. Mata korna kullanmış olarak. Neyse tak diye bayılın. İşte burası güzel bir yazı arkadaşlar. Bunu göstermek için aslında video çektim. Yenişemen iki harika takım izledik. Doğru söylüyor. İki maç sonunda beraberlik olsa da Chelsea deplasmanı daha fazla gol attığı için üst tura çıkmayı hak kazandı diyor. Yani deplasman golü demek ki varmış arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam galiba hani şu güncellemeden önce şunu beraber sayıp da uzatıyordu ama artık deplasman diye bir şey var. Şimdi istatistiklere bakalım. Ben 4-4-2 çıktım o da 3-5-2 çıktı karşımda. Ee, kale vur taktiği yapmış hatta o da kardeşimizde de. Ya yani ben biraz daha ev sahibinin avantajıyla biraz daha baskılı oynadım. Pek de bir fark yok aslında tamamen bir golle maçı kazandım arkadaşlar. Cidden Yiğit'i tebrik ederim. Takımını göstermek istiyorum onun. Eee şuradan gidelim. Şöyle gelelim Dinamo Zagreb'e. Cidden harika bir takım yaptı. Yani Dinamo Zagreb diye insanlar hani kurada Lokomotiv Moskova'ydı bilmem neydi çıktığında tripten tribe girdiler. Adama Dinamo Zagreb çıktı. Dinamo Zagreb de görüyorsunuz burada zaten birinci gibi bitirdi ve takımını göstereceğim şu an. 115 115'lik şeyler vardı. Forvetleri vardı. 110, 109, 112 defansları vardı. Burada tabi şeyden çıktıktan sonra satmış onu. Sonuçta bana 3-5-2 çıktı görüyorsunuz tamamen taktik becerisini kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Ben 1-0 gol buldum. Kayıcısı 112 falan. Şimdi benim takıma bakalım. 113 Felipe Anderson bugün iki tane forvetimi satarak aldım. Çünkü benim için ya varım ya yokum maçıydı. Orta sahalarım zaten 107. Yani benden her türlü üstün. Tebrik ederim cidden niyeti. Çok da güzel maç yaptı şey yaptı. Takımını yönetti. Burada Valencia ile şey bakalım. Atletico Madrid. Onlar ne yapmışlar? Pogba yine gol atmış. Hatta iki tane atmış. Cidden Pogba'yı merak ettim kaç olduğunu. Pogba dün de hat-trick mi ne yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Burada Pogba baya sazı eline almış. 4-5-1'e 4-4-2-B'ye çıkılmış. Ve 4-4-2-B'yi 4-5-1 kendi evinde ezmiş. Ee, yani güzel maç olmuş. Valencia zaten sürprizler yapıp duruyordu ve finale kadar hakkıyla geldi. Tebrik ederim. Ee, Hakan takımıydı galiba Atletico Madrid'de. O da güzel yarı finale kadar geldi. Tebrik ederim. Harbiden bu dört güzel menajer, yani benimle tabii ki. Kendimi de tebrik edeyim. Sonuçta finale çıktım. Dört güzel menajer, güzel mücadeleler vererek yani hakkımızla kazanarak. Belki şansa kadere kazandığımız da oldu. Mesela bugün 1-0 bitti. 1-1 bitse elencem. 2-1 olsa uzayacak. Hani ya yani biraz da tabii ki şans faktörü de var. Ev sahibi avantajı da var. Tamam taktik. Eyvallah bilgimiz falan var ama oyun bu. Mesela şurada 4-5-1'e 4-4-2 oynamış. %63'e %37. Bir kırmızı kartesi ev sahibi. Oyun bitmişti yani. Tamamen dönüyor. Olay tamamen. Bunun yani biraz da şans işi oyun ne istiyorsa o oluyor sonuçta harbiden. Finalin adı Val Chelsea Valencia oldu. Şimdi bir de rakibimizin tek tek bakalım. 107 98 97 büyük ihtimalle 4 5 1 çıkacak diye tahmin ediyorum. Tabii belli de olmaz. Yani oyun bu. Cidden yenilirsem tebrik ederim. Yenersem büyük ihtimalle Serhat da beni tebrik edecektir. Zaten ben onu çok her her videomu tebrik ediyorum. Cidden e, ilk maç benden ee, boşluğuna mı geldi nedir 6-0 yenildi bana ondan sonra bir toparladı ve yani kendine geldi derler ya tam öyle bir şeyler oldu ve finale kadar geldi cidden seni tebrik ederim kardeşim güzel takımları yendin güzel menajerleri yendin ee, yenildin dediğimde bile helal olsun yendin ee, tebrik ederim cidden zor yani bu kadar menajerin içinde finale gelmek ki benim ekibimden de arkadaşlarım vardı onları eleyerek de geldin Hani güzeldi. Burada yarı finaldeki şansın Yiğit'le ben senle Hakan eşleştiniz. Burada Yiğit sana gelseydi büyük ihtimalle baya zorlardı. Tabii ki senin taktikte yani taktiğini de küçümsemiyorum. Bravo tebrik ederim cidden. Şartlar biraz daha değişirdi. Ama dediğim gibi hem kura şansı hem kendi taktik de taktik bilgin seni güzel sonuçlara getirdi. Vallahi cidden tebrik ederim Serhat. İnşallah diğer liglerde de böyle güzelce inşallah yine aynı liglere denk geliriz. Bu performansı her zaman bekliyorum. Kendiniz ne kadar gelişirseniz o kadar iyi arkadaşlar. Deplasmanda ne yapacağını biliyorsan kendi evinde ne yapacağını biliyorsan kimseye zaten ihtiyacın yoktur yani. Serhat'ı burada cidden tebrik ederim arkadaşlar. Ee, yarın final maçımız var. Bakalım final maçın neler olacak. Beni ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın aktivitelerimiz devam edecek arkadaşlar. Bundan sonra bu lig bitince Avrupa Ligi'ne geçiş yapacağız. Tabii katılım sayısı önemli. Geçen e, şampiyonlar ligi değil de Fransa Ligi'ne katılımda galiba 55 kişi falan vardı. E, 20 kişi benimle beraber girdi lige ve diğerleri ne yazık ki giremedi. Hatta ekleme talebi vardı 25 tane lig haricinde. E, lige katılanlar haricinde. Yani tebrik ederim herkese. Cidden oyuna verdiğiniz önemden dolayı, bana verdiğiniz önemden dolayı, e, ilgi var alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada Instagram'a falan yazıyorsunuz, spam'a düştüğü için te, inanın denk gelmiyor. Denk gelince mutlaka arıyorum, bak, şey, giriyorum ama hani atıyorum adam Perşembe günü yazmış, ben Pazartesi onu görüyorum. E, o, o gün maçında taktik istemiş. Yani inanın isteyerek bir şey yok burada. Tamamen denk gelmeyle alakalı hani pek de e, boşlamamaya çalışıyorum zaten Facebook olsun, Instagram olsun. Ama Instagram'da işte e, takip etmeden yazıldığında spam'a düşünce o sıkıntı ne yazık ki ilk defa bir de yazıyorsanız direkt spam atıyor. E, bunlar sıkıntı arkadaşlar. Ne yazık ki bize engel oluyor. E, geç görünce de hani üzülüyoruz. Yani yazıyorum böyle böyle diye ama yenildim abi çok sağ ol deyince de insanın içi vurguluyor. Ee, bu arada arkadaşlar yeni projeler gelecek atıyorum atmıyorum söylemeyeceğim yeni projeler gelecek aklımızdaki şeyler e, bir kafamızda iyice oluşsun ondan sonra bir şeyler yapacağım bakalım yani yapacağım yapacağız her neyse ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar hepinizi seviyorum takip etmeye devam edin osem videolar devam edecek taktik videolar devam edecek. Coins videoları devam edecek. Yani biz beraber el ele omuz omuza devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İyi geceler.